Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine satır arasında kalmış bir isimden bahsetmek istiyoruz. Tarihte çok az insan vardır insanlığa bu kadar hizmette bulunmuş. Florence Nightingale. Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820 tarihinde Floransa'da dünyaya geldi. Babası tarafından çok iyi yetiştirilmişti. Çok iyi derecede Yunanca, Latince, İtalyanca, Fransızca ve Almanca konuşabiliyordu. Matematiğe ve tarihe müthiş bir ilgisi vardı. Yani kısacası aydın ve çok iyi eğitimli biriydi. Ancak aksine o meslek olarak kendisine hasta bakıcılığı seçmişti. Neden aksine diyorum? Çünkü yaşadığı dönemde hasta bakıcılık veya hemşirelik çok iyi karşılanan bir meslek değildi. Hem hastanelerin bakımsızlığı, mikrop yuvası gibi görülüyor olmaları, hem de hemşireliğin alt sınıfların yaptığı bir meslek olarak görülmesinden ötürü ailesi bu isteğine karşı çıktı. Ancak o bütün toplumsal normları reddederek iyi bir hasta bakıcı olmak için çalıştı. Hatta daha sonra yine ailesinin bütün ısrarlarına rağmen hemşirelik eğitimi almak üzere Almanya'ya gitti. Florence Nightingale hemşireliği ilahi bir görev olarak görüyordu. Hayatını buna adamıştı. Hem hastaneleri hem de hastaları iyileştirmek. Bu amaçla yolu Londra'ya düştü. Londra'da çeşitli hastanelerde hemşirelik yaptı. Ve gelelim Florence Nightingale'i bizim tarihimizle buluşturan olaya. Biliyorsunuz İstanbul'da onun adını taşıyan bir hastane var. Belki de çoğumuz onun adını sadece bir hastane zannediyoruz. 1853 yılında Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti Ruslarla Kırım Savaşı'nı yapıyordu ve İngilizler bu savaşta Ruslara karşı Osmanlı'yı destekliyorlardı. Bu amaçla birçok İngiliz askeri yurdumuzda bulunuyordu Ruslara karşı savaşmak için. Ve Londra'da 38 tane gönüllü hemşire toplandı. Bunlardan bir tanesi de Florence Nightingale'di. İstanbul'a geldiler ve Selimiye Kışlası'ndaki hastanede çalışmaya başladılar. Ancak hastanenin inanılmaz bakımsız olması ve birçok bulaşıcı hastalıktan İstanbul halkının ölüyor olması Florence Nightingale'i son derece rahatsız etti. Yani sadece İngiliz askerlerine bakmakla görevli olan Florence Nightingale, evrensel hoşgörüsüyle İstanbul halkına da yardımı dokundu. Onun yaptığı düzenleme çalışmaları neticesinde o yıl İstanbul'daki ölüm oranı %42'den %2'ye düştü. İnanabiliyor musunuz? Müslüman demedi, Hristiyan demedi, Türk demedi, hiçbir ayrım yapmadı. Evrensel bir hoşgörüyle insanlık adına çalıştı. Dokunduğu her yeri güzelleştiren Florence Nightingale, geceleri de elindeki lambasıyla hastalarını ziyaret ederdi. Bu yüzden hastalar arasında adı Lambalı Kadın idi. Kırım Savaşı sırasında o sadece yaralı askerlerle veya İstanbul halkıyla ilgilenmedi. Yaralı hayvanlara da deva olmaya çalıştı. Ancak burada kaptığı bir enfeksiyon hayatı boyunca onu bırakmadı. Yaşamı boyunca insanların beden sağlığıyla uğraşan Florence Nightingale, aslında kendisi de ruh sağlığından çok çekmişti. Ailesinin zorlamaları, çevrenin zorlamaları onda büyük bir depresyon yaratmıştı. Yaşamının son dönemlerinde ağır bir depresyon geçiren Florence Nightingale, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugün onun doğum tarihi olan 12 Mayıs tarihi Dünya Hemşirelik Günü olarak kutlanmaktadır. Uzun lafın kısası, her ne mesleğe sahip olursanız olun, o mesleği en güzel şekilde yapın ve adınızı o mesleğin tarihine altın harflerle yazdırın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, merakta kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.